Evet. Sayın Bakanımız Osman Aşıkmak Bey. Ses açık efendim. Ses açık. Ramile söylüyorum. Alo. Alo. Evet. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Batıkya. Çok önemli bir müsabakada dünya atletik şampiyonasında Türk bayrağını gönderecektiniz. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılı devam ediyoruz. İnşallah olimpiyatlarda da İnşallah çok çalışacağız. Evet, çok çalışacağız olimpiyatlar içinde. Çok çalışmamız lazım. İnşallah bundan sonrası da olimpiyat şampiyonu. Hadi bakalım. İnşallah daha fazla madalya olur. Sayın Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın da selamları var. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar, hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Ya ben gerçekten çok mutluyum bu madalya aldığım için. Çok çalıştık bunun için. Biz 10 yıldır bu yolu gidiyorduk ve başardık bunu. Ve inşallah bu son bir madalya olmaz. Daha başarılı olur. Önümüzde olimpiyat var. Biz her şey yapacağız ki o olimpiyatları başarmak için. En yakın seneye Avrupa şampiyonusu var. Bir de 1-2-3 yarışma kaldı. Grand Prix'ler. Onları bitirince biz yeni sezonun antrenmanlar hazırlanmaya başlayacağız. Şimdi başta Türk atletizmi olmak üzere Türk sporu son yıllarda projeler dahilinde bir çalışma içerisine girdi. Bu projeler bakanlığımız tarafından federasyonlarımızla tek tek olimpik federasyonların özellikle alanlarında yapılabilecek çalışmaların, kovalanabilecek başarıların neler olacağı, haddimizi bilerek hangi alanlarda başarılı elde edebileceğimiz ve lokal olarak Türk vatandaşlığı ile ülkemiz sporuna kazandırılacak sporcuların rol modellik üstlenip, öncü rol üstlenip devamında gelebilecek başarılar üstünde ciddi çalışmalar yapılmaya başlandı. 2012 olimpiyatlarından sonra yaşanan sıkıntılar, üzüntüler, acılar ve bu sıkıntılardan kaynaklanan derinlemesine sorunlar 2016 olimpiyatları öncesinde aşılmaya çalışıldı. Biliyorsunuz ki iki önemli federasyonumuzda, atletizm ve halter federasyonumuzda gerek yönetimsel olarak gerekse proje bazında ciddi uygulamalar, ciddi değişiklikler yaşandı spor rotatı içerisinde. Aslında 2016 olimpiyatlarında madalya alınmasa da final yarışları, final koşmalar, finalde yüzmeler, finalde minderde ya da finalde halterde yakalanan, kaybedilen başarılar birçok branşta madalya alınmasa da madalyaya yakın tarihimizde ilk defa yaşanan başarılı sonuçlar elde edildi ve bir takım işaretler gelmeye başladı. Bizim burada bugün karşıladığımız atletizm milli takımımızın Londra'da dünya şampiyonasında elde ettiği başarılar bu işaretlerin sonucunda kendisini gösterdi. Biliyorsunuz Yasmani Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadar İstiklal Marşı'nda duygulanan, bayrak karşısında titreyen bir kardeşimiz. Olimpiyatlarda bronz madalya ile ülkemize önemli bir başarı getirmiş idi. Yine Ramil final koşularıyla elde ettiği başarılarla bir takım başarıların sonuçtan işaretlerini veriyor idi. Yapılan projeye dayalı çalışmalar, yapılan proje bazlı uygulamaların sonuçlarını almaya başlıyoruz. Bu sonuçlar ve bu başarılar temiz başarılar olarak inşallah spor tarihimizde yerini alacak. Sporumuz adına bir sıçrama anlamında, yeni sonuçlar elde etme anlamında ciddi çabalar söz konusu. Tabii sadece bakanlığımızın ya da federasyonumuzun çabalarıyla değil, kulüplerimizin önemli katkıları var. Başta Fenerbahçe Spor Kulübümüz ve Enka Spor Kulübümüz olmak üzere atletizme ve diğer branşlara yatırım yapan tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Önemli bir yükü kaldırıyorlar. Gençlik Spor Bakanlığımızın tohum projesiyle birlikte atletizmde ve diğer branşlarda ciddi bir
ivmelenme, ciddi bir yürüme başladı. Şu an biz bu yılın başında Meryem Bekmez kardeşimizle yürüyüşte Avrupa'da aldığımız madalyayla başlayan bir madalyalı yolculuk şu an Dünya Şampiyonası'ndaki iki madalyayla devam ediyor. Buradan sonra da çocuklarımız üniversitede yarışacaklar. Orada da inanıyorum ki çok ciddi dereceler ve ciddi madalyalar alınacak. Bozmayalım bir saniye. Biraz geçiyor. Bayrağı. Bayrağı.